Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok lezzetli bir salata hazırlıyorum. Kime ikram ederseniz edin, emin olun ki sizden tarifini isteyecektir. Özellikle böreklerin, poğaçaların yanına inanılmaz yakışan bir salata ve aynı zamanda gün sofralarınızın, beş çaylarınızın vazgeçilmez lezzeti olacağına emin olduğum bir lezzet bu. Ben her zaman için misafirim geleceği zaman ilk aklıma düşen salata tarifi budur. Çünkü bugüne kadar kime ikram ettimse hiç beğenmeyeni görmedim. Eminim ki sizler de çok beğeneceksiniz. Şimdi ben ön hazırlıklarımı yaptım. Buyurun hep birlikte en başından itibaren nasıl yapmışım izleyelim. Seri salatamızın yapımına öncelikle patateslerimizi haşlayarak başlıyoruz. Ben zamandan kazanmak adına patateslerimi haşladım. Kabuklarını soydum. Şu an rendelemek için veya ezmek için hazırlar. 5 adet büyük boy patates kullandım. Hemen patateslerimi rendelemeye başlıyorum. Rendemizin büyük kısmıyla rendeleyeceğim veya patates eziciniz varsa o şekilde de ezebilirsiniz. Ama ben rendelendiği zaman daha güzel olduğunu düşünüyorum bu salatanın ve rendelemeyi tercih ediyorum. Şimdi salatalıklarımızı hazırlayacağız salatamız için. Burada 5 adet salatalığımız var. Kaç adet patates kullanıyorsanız patates adedince salatalık kullanalım lütfen. Salatalık çünkü bu salatanın olmazsa olmazı. Salatalıklarımızı kabuklarıyla birlikte doğrayacağız. Minik minik, küçük küçük şu şekilde çizerek dilimler atarak salatalıklarımızı minik minik, incecik, mümkün mertebe ince olacak şekilde doğruyoruz. Salatalıklarımı da böyle gördüğünüz gibi minik minik doğradım. Rendelemenizi tavsiye etmem çünkü rendelediğiniz zaman çok fazla böyle o kıtır kıtır dokusu dişe gelmiyor. Açıkçası bu şekilde yaptığınız zaman lezzeti ikiye katlanıyor diyebilirim. Bu şekilde minik minik doğramanızı tavsiye ediyorum sizlere de. Şimdi de yoğurtlu sosunu hazırlayacağım. Salatalıklarım ve patatesim hazır. Salatamızın yoğurtlu sosu için bol miktarda süzme yoğurt kullanacağız. Yaklaşık olarak 700-800 gram süzme yoğurt kullanabilirsiniz. Çünkü bu salatanın lezzetini veren biraz da sarımsaklı yoğurdu. Hemen şu şekilde karıştırma kabımın içerisine yoğurdumu alıyorum. Yoğurdumun üzerine 2 yemek kaşığı kadar da mayonez ilave ettim. O esnada maalesef çekmeyi unutmuşum. 2 yemek kaşığı mayonez ekledim. Bu mayonez tercihinize kalmış. Eklemek zorunda değilsiniz. Sevmiyorsanız koymayabilirsiniz. Ama güzel bir lezzet veriyor mayonez. O yüzden ben ekliyorum. Burada 1 adet büyükçe diş sarımsağım var. Sarımsağımı rendeliyorum yoğurdumun içerisine. Yeteri kadar tuzumu ilave ediyorum. Ve burada bir tutam kadar doğramış olduğum dereotum var. Dereotunu da ilave ediyorum. Ve şimdi hazırlamış olduğum yoğurtlu karışımımı güzelce harmanlıyorum. Patateslerimin üzerine ince ince doğramış olduğum salatalıklarımı ilave ediyorum. Hazırlamış olduğum yoğurt sosumu artık patates ve salatalıklarımla birleştiriyorum.
Şimdi salatamı güzelce artık harmanlayabilirim. Tüm sosuyla, patatesiyle, salatalığıyla hepsi bir araya gelinceye kadar alt üst ederek karıştıracağım. Salatamı sunum kabımın içerisine düzgün bir şekilde yaydım. Üst kısmını düzleştirdim. Şimdi artık en güzel kısmına geldik. Üzerini istediğiniz şekilde, zevkinize göre, gönlünüzce süsleyebilirsiniz. Ben şu şekilde salatalık dilimleri ve bir tutam kadar dereotuyla süsleyeceğim. Şimdi hep birlikte nasıl yapıyorum izleyelim. Salatam servise hazır. Gördüğünüz gibi çok şık ve enfes bir salata oldu. Sizler arzu ederseniz üzerine ceviz ve zeytinyağını toz biber ile yakarak çok güzel bir sos da hazırlayabilirsiniz. O şekilde de çok lezzetli oluyor. Ama bu haliyle de çok çok güzel. Her şekilde bu salatayı mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim ki çok güzel bir tarif kazanmış olacaksınız. Misafir sofralarınızda gönül rahatlığıyla, gururla yapabileceğiniz çok lezzetli bir salata. Videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı, bildirim zilini açmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yepyeni tariflerde, yepyeni videolarla görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.